Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü efsane, tadı müthiş ama yapımı bir o kadar pratik olan pudingli, elmalı, güzel bir kek yapacağız efendim. Kekimiz için gerekli bütün malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle pudingimizi hazırlamakla işe başlıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir tencerenin içerisine şekerimi, nişastamı, sütümü alıyorum. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. Ardından bir yumurta sarısını da ilave ediyorum. Pudingim pişene kadar bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Orta ateşte, zaten çok az süt kullandığımız için çok çabuk pişecektir. Bakın gördüğünüz gibi pudingim hazır. Şahane de bir kıvamı oldu. Şimdi bunu ben bir kenara alacağım. İlk sıcaklığı çıksın diye. Tabii üzerini kapatmanız gerekiyor. Kapatmazsak kabuklanır pudingimiz. Şimdi o bir kenarda bekleye dursun. Biz de kek hamurumuzu yapmaya başlayalım. Kek hamuru için gördüğünüz gibi yumurtalarımı, şekeri ve vanilya şekerini karıştırma kabıma alıyorum. Güzelce 1-2 dakika kadar çırpacağım. Normal klasik kekteki gibi köpürene kadar deniyor ya, aynı o şekilde. Evet, şimdi sütümü ve sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle bir su bardağından bir parmak az süt ve sıvı yağ kullanıyorum. Yine karıştırıyorum bir tur. Tabii kullandığınız bütün malzemeleriniz oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yani sütünüz ve yumurtanız, ona dikkat edelim. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave ediyorum ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Ben 2 su bardağı kadar un kullandım ama siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü unlarda değişiklik gösterebilir. Şimdi yağlamış olduğum kek kalıbımın üzerine biraz gördüğünüz gibi kek hamurundan döktüm. Şimdi elmalarımı üzerine gezdiriyorum. 2 orta boy elma kullandım. Küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben biraz daha büyük doğradım elmalarımı. Böyle ağza da biraz gelsin istiyorum. Bu arada fırınımı da 180 derecede açtım. Isınmaya başladı. Evet, elmalarımın hepsini yerleştirdim. Şimdi kalan bütün kek hamurumu elmaları kapatacak şekilde gördüğünüz gibi döküyorum. Şimdi pudingimi sıkma poşetiyle ben böyle gördüğünüz gibi şekil vererek kekimin üzerine yediriyorum. Ama sıkma poşetiniz yoksa hiç sorun değil. Kaşık yardımıyla aralıklı olarak da serpiştirebilirsiniz pudinginizi. Hiç önemli değil. Şimdi 180 derecede pişmeye gidiyor kekimiz. Gördüğünüz gibi kek piştikten sonra kıvamı bu şekilde. 180 derecede yaklaşık bir yarım saat içerisinde kekiniz bu kıvamda, bu görüntüde oluyor. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpiştirerek de servis edebilirsiniz. Ben öyle daha çok seviyorum. Çok güzel, yumuşacık, puf puf, pratik, içerisinde çok fazla malzemesi olmayan ama bir pasta kıvamında şahane bir kek oluyor efendim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Benden istediğiniz değişik tarifler varsa yorumlar kısmına tariflerle ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Efendim, bir sonraki tarife kadar sağlıkla, sevgiyle kalın diyorum.